Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Savunmada yeni sayfa, Türkiye geliştirdi, teslimatlar başladı. Değerli izleyenler, Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre savunma sanayisinde kritik alanlardaki yurtdışı bağımlılığı sonlandırmaya yönelik çalışmalarda yeni başarı elde edildi. Yerli imkanlar ve milli teknolojiler kullanılarak bir yıl gibi kısa sürede kurulan ve geçen yıl faaliyete geçen enerjitik malzemeler üretim tesisinde ithal edilen zaman zaman temininde güçlükler çıkarılan yüksek infilaklı patlayıcılarda, roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CMX gibi kimyasalların üretimine başlandı. Türkiye bu sayede yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde önemli adımlar attı. Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi yerli olarak üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombaların teslimatına bu ay başladı. Şirket, hava kuvvetlerine kısa sürede 100'den fazla teslimat gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesis 25 milyon dolarlık yatırımla kuruldu ve yıllık 200 ton üretim kapasitesi bulunuyor. Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan nüfuz edici bomba, MKA Anonim Şirketi tarafından üretiliyor. Sığınak deren olarak da bilinen nüfuz edici bomba, yerüstü ve altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı ve ardışık delici harp başlığı teknolojisiyle görev yapıyor. Nüfuz edici bomba, düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme kabiliyeti, ön delici tasarımda kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklarıyla ikinci hedeflere karşı yüksek etkinliği, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme, programlanabilir ateşleme zamanları özellikleriyle farklı güdüm kitleriyle kullanılabiliyor. Bomba, mühimmat depoları, yeraltı petrokimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri, uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri, radar antenleri, sabit füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar gibi hedef ve tehditlere karşı etkinlik sağlıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.